Hepinize merhabalar. Nasılsınız? Yaklaşık 4 aylık meditasyon serüvenin sonucunda sizlere meditasyon ne olduğunu, sonucunda nelere ulaşabileceğinizi, kendinizi nasıl anlayacağınızı, kendi benliğinize nasıl döneceğinizi anlatacağım bu videoda. Şimdi ben kimim diye sorarsanız dostlar, yıllarca yurt dışında yaşamış, kendi isteklerini, kendini hissetmeden 30 yıl boyunca yaşayıp başkası için, başkaları için materyal ya da boş hevesler sonucunda sürüklenip durup 30 yıl sonra kendisinin farkına varan, kendimin ne istediğini sonunda farkına varıp o çizgide son 30 yılı geride bırakıp yeni bir doğuşa mı diyeyim, yeni bir kişiliğe doğru yol açan biriyim, bunu diyebilirim. Şu an tüm 30 yılımı geride bıraktım, sildim denilebilir. Yeni bir bebek gibi yeni kişiliğim oluşuyor. Yaklaşık dediğim gibi o 4 ay önce bende bir ruhani uyanış oldu dostlar. Artık buna kundali uyanışı diyebilirsiniz. Bunu benzetiyorum semptomlarına baktığımda. Yani bu travma efekti de var. Birkaç önce videoda söylemiştim zaten, önceki videolara bakarsanız çok radikal değişiklikler yaptım görürsünüz hayatımda. Bu kundali uyanışı sonrasında bir travma etkileri falan da oldu tabii ki de. Babamı kaybettim, bazı sağlık problemleri falan derken bir anda ego ölümü gerçekleşti dostlar. Artık o şişliği gördüm diyebilirim. O engin mutluluğu eriştim ve sonrasında meditasyon yapmaya başladım. Ve meditasyon yaparak kendimin farkına vardım. Sonra kendimin olmadığını, aslında hepimizin bir olduğunu, tekilliğin olduğunu, aslında iyi de kötünün ya da her şeyin aslında hiçbir şey olduğunu gördüm. Kendimi iyileştirdim. O kadar güzel şeyler oldu ki dostlar. Birçok çeşit meditasyon türü, yoga türü yaptım dostlar. Ama yani buna nidra yogası diyebilirsiniz. Uyku, rüya yogaları olsun, nefes yogası olsun, meditasyon olsun, aklınıza gelebilecek her türlü. Yani yogayla, kusura bakmayın yoga diyorum da, meditasyon. Birçok çeşit meditasyon yaptım ama şunu diyeyim öncelikle, en güzel meditasyon kendi yaptığınız meditasyon. Çünkü meditasyonun amacı zihninizi boşaltıp farkındalık yaratmaktır dostlar. İster yatağa uzanın istiyorsanız takla atın, nasıl istiyorsanız, kalbiniz nasıl istiyorsa dostlar. İlla bacaklarınızı çapraz yapıp böyle eğer acı çekiyorsanız, yapamıyorsanız zorlamayın. Yatağa yatın. En güzel yoga, meditasyon kendi meditasyonunuzdur. Ormanda, yolda yürümek de meditasyondur, kafanızı boşaltmak. Zaten meditasyon amacı da odur. Duygularınızdan, düşüncelerinizden yani o kafanızı boşaltıp bir gözlemleyici olmaktır. Ve yavaş yavaş onlardan arınmaktır dostlar. Bir, duyguların, düşüncelerin eşsiri olmak vardır. Bir de onları gözlemleyen vardır. Meditasyonun da temel amacı olur zaten. Kendi aklınızın, bilincinizin farkına varmak. Sonraki adımda farkındalığın farkına varmak. Zaten farkındalık sonrasında her şeyin hiçlik olduğunu göreceksiniz. Hiçliğin de her şey olduğunu göreceksiniz dostlar. Zaten temel amaç da bu. Zaten onu gördüğünüzde geçmişin, geleceğin değil, aslında şu anın sadece gerçek olduğunu göreceksiniz. Başka bir şeyin değil. Bu da zaten engin mutluluk getiriyor diyebilirim. Ben meditasyon yapınca bildiğiniz yatağa uzanıyorum. Yolda yürümem de bana bir meditasyon. Yani aklınızı boşaltabileceğiniz, düşüncelerinizden, duygularınızdan arınıp bir gözlemleyici olarak orada kalıp dingin bir şekilde, sakin bir şekilde nasıl o hiçliğe ulaşabiliyorsanız onun adı kendi meditasyonunuzdur dostlar. Ben yatağa uzanıyorum genellikle ve Tibet çanlarının bulunduğu 7 çakranın özellikle açılmasına yardım eden, genellikle bu Tibet çanlarının çaldığı meditatif müzikleri dinliyorum dostlar. Bir tane müziğim bulunmakta. Normal internette buldum.
bir müzik. 4 aydır onu kullanıyorum çünkü gerçekten işe yaradığını gördüm. Ve nefes alıp veriyorum. Burundan alıyorum nefesimi. Beynimden tüm vücudumu tarıyorum. Sonra nefesimi geri veriyorum. Nefesime odaklanıyorum. Nefesime odaklandıktan sonra düşünceler, duygular gelmeyi bıraktıktan sonra sadece karanlıkta odaklanıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Çok basit şekilde meditasyon budur dostlar. Genel olarak meditasyonda insanlar şey bekliyorlar. Sıkılıyorlar bazen. Ne yapacağım, ne edeceğim. Hani bir anda elleri titremeye başlıyor. Yapamam, edemem. Aslında bu güzel bir şey. Kendi varlığınızın, kendi bilincinizin, alt bilincinizin farkına varıyorsunuz. Bakın, karanlık olmazsa aydınlık da olmaz. Lambanın bulunmasının sebebi karanlıktan dolayı, ihtiyaçtan dolayıdır. Yani karanlık her zaman, aslında karanlık ve aydınlık diye bir şey yoktur. Tekillik vardır, hiçlik vardır, her şeylik vardır. Aydınlığın oluşmasında karanlığın büyük bir amacı vardır. Burada da aynı. O hiçliğe, o dingilliğe erişebilmeniz için o belki enerjiye, o sıkkınlığa erişmeniz lazım ki oradan dinginliğe erişebilin. Bu aslında güzel bir şey. Yol kat ettiğiniz anlamına gelir. Yani siz bir meditasyon yaptığınızda normalde günlük hayatınızda duygular geliyor değil mi? Düşünceler geliyor. Ama o duygular, düşünceler geldiğinde siz direkt ona kapılıyorsunuz çünkü ben oyum zannediyorsunuz. Siz o değilsiniz. Sizin egonuz bebeklikten sonra işte ortalama 6 yaşından sonra oluşuyor, bugüne kadar geliyor. Ve bu oluşan ego sonrasında siz travmalar iyi kötü bir şekilde büyüyorsunuz ve beden bir şekilde sıralı bir diziler oluşturuyor. Alışkanlıklar, bağımlılıklar, aklınıza gelebilecek her şey bu kişinin içine giriyor yani. Ve bu kişinin içerisinde o duygular yıllarca öyle bir sürekli gelip hissetmeye başladınız ki o duyguların, o düşüncelerin aslında siz olduğunu zannediyorsunuz ama siz o değilsiniz. Siz bir bilinçsiniz, siz bir farkındalıksınız. Onun haricinde başka bir şey değilsiniz. Bu bedende siz bir gözlemleyicisiniz. Meditasyon o işe yarıyor işte. Önemli olan duyguların, düşüncelerin eseri olmak değil dostlar. Duygular ve düşünceler sizin için var. Siz onun için yoksunuz. Bundan dolayı biz bu hayatımızı cehennem etmiyor muyuz? Duygularımızın esiri olmuyor muyuz? Boşu boşuna kafamızda problemler yaratıp problemleri çözmek için daha çok problem yaratmıyor muyuz? Sinir oluşunca zannediyoruz ki siniri biziz. Siniri biz değiliz ki. Ve 5 dakika bekleyin. Sabredin. Gözlemleyin. Düşünce, duygu baloncuk gibidir. Gelir gider. Bakın. Özellikle Budizm'de inandıkları bir şey vardır dostlar. Özellikle şamanlar olsun. Diyorlar ki hiçbir şey sonsuza kadar var olmaz. Her şeyin bir başlangıç ve sonu vardır. Bu biz de dahil, bedenimiz de dahil, tüm materyaller dahil, buna düşünce de dahil, duygular da dahil. Biraz nefes alın, verin, kafanızı boşaltın, göreceksiniz ki aslında düşüncelerinizin, duygularınızın kısa süreli olduğunu göreceksiniz. Bunu uzun süre içinizde tutmak veya onu bırakmak size kalmış bir şey. Bu da işte sizin kendi benliğinizin farkına varmanız demek. Bu işte meditasyon, bu işe yarıyor. Siz kendinizin farkında oluyorsunuz ve aslında siz bu dünyayı, bu bedenin içerisinde kontrol ettiğiniz zannettiğiniz hayatın, bedenin içerisinde aslında hiçbir şey kontrol etmediğinizi görüyor ve sadece gözlemleyici olarak bu büyünün büyüsüne kapılıyorsunuz ve sadece bırakıyorsunuz, gidiyorsunuz, hayat bırakıyorsunuz ve hayat size gösteriyor. Meditasyon bu işte dostlar. Meditasyon size sabır öğretir, odaklanma öğretir, farkındalığınızı arttırır. Önceki videomda anlatmıştım. Hafızanızı geliştirir. Bu dünyada ne kadar farkında olursanız, uykularınızda da farkında olursunuz. Bilinçaltınızda da farkında olursunuz. Bilinçaltınızı kontrol edersiniz. Hayatta yaptığınız şeylerin %95'i bilinçaltı dostlar. Ve bu bilinçaltı, hayatta yaptığınız %5'lik her şeyi etki ediyor. Ve
zaten çoğu şey bilinçaltımızda değiştiremediğimizden dolayı olmuyor mu? Kilo vermemek bilmem ne mutlu zannediyoruz ki hani bunları değiştirmek çok zor değil. Farkındalık ve meditasyon başlangıç noktası işte bu. Ne kadar farkında olursanız o kadar siz olursunuz. Ne kadar farkında olmazsanız o kadar az siz olursunuz dostlar. Özellikle bu rüya meditasyonum ya da yoga nidra dediğimiz meditasyonu ben özellikle yapıyorum ve belli bir süre odaklandıktan sonra ve düşünceler geliyor değil mi gözünüz önünde? Düşünceler olsun, duygular olsun. Onların gözlemleyicisi olacaksınız ilk başta. Sadece hiçbir şeye reaksiyon vermeyin. Onlara tutunmayın. Tutunmayın. Blok kaldırın. Gelsin geçsinler. Sonra belli bir süre sonra göreceksiniz ki aslında o duygular, düşünceler gelip geçiyor. Ben değilmişim. Bir kere düşünün dostlar. Düşünceler niye var? Düşüncelere siz mi karar veriyorsunuz? Günde 80 bin tane düşünce geliyor. Duygular siz mi karar veriyorsunuz? Gerçekten onu oluşturan, bilinçli olarak oluşturan sizler misiniz? Ya da bunu kontrol edebiliyor musunuz dostlar? Hanginiz, hangi düşüncelerin, duyguların bilinçli olarak sizin tarafınızdan yaratıldığını veya onun sizin egonuzdan geldiğini biliyor musunuz yani? Bunun farkına varabiliyor musunuz? Meditasyon işte budur. Her şeyin farkındalığına varmaktır. Hem ruhani olarak hem enerjiniz hem de bu fiziksel beden içerisinde bedeninizin farkına varmaktır. Bedeninizi dinlemektir. Meditasyon sırasında bedeninizin enerjisini dinlemektir. Bakın sizin fiziksel bedeninizin haricinde bir de dostlar enerji bedeniniz bulunmaktadır. Her şey enerjidir. Düşünce de bir enerjidir. Duygu da bir enerjidir. Hissettiğiniz her şey enerjidir. Açlık da bir enerjidir. Seks ihtiyacı da bir enerjidir. Bu bir enerjiden farklı bir şey değildir. Herkes farklı şekilde enerjisini boşaltıyor. Bu enerji, bunun farkına varırsanız o enerjiyi de sirküle edebileceksiniz. Meditasyonun güzelliği bu. Size bir altın bir anahtar gibi kendi benliğinizin, iç benliğinize erişmenizin yolunu açıyor. Ben de bu yoga nidra'yı yaptığımda dostlar özellikle düşünceler gelip geçiyor, sonra düşünceleri durduruyorum. Artık düşüncelerin gelmediği bir hiçlik noktasına erişiyorum ve sonrasında liminal rüya seviyesine geçiyorum. Özellikle mor ve sarı ışıkların daha çok geldi. Bir rüya evresi yani düşünün siz bedeninizi koma haline sokuyorsunuz. Normalde uyurken ne olur? İlk başta siz uykuya dalırsanız sonra siz komaya geçersiniz ki rüyada hareket ediyorsunuz. Gerçek hayatta hareket etmeyin diye, yürümeyin etmeyin diye değil mi? Ben o koma seviyesinde beden beni uyudu zannediyor. Ben aslında uyumuyorum ve o sürede birçok farklı şeyler öğrendim. Astral seyahat, lucid rüya dediğimiz rüyaları da kontrol edebilme. Yani rüyada bildiğin kontrol ediyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu dünyadan hiçbir fark yok. Hatta bu dünyadan daha da güzel bir dünya. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek her şey. Ve bu farkındalık sonrasında siz hayatınızı kontrol etmeye başlayacaksınız. Yani düşünün dostlar, hayatınızın %90'ı siz robot gibi yaşıyorsunuz. Aslında her gün kalkıyorsunuz, yürüyorsunuz, telaş, iş bilmem ne yapıyorsunuz ama gerçekten yaptığınızı bilinçli olarak mı yapıyorsunuz? Arabayı biniyorsunuz, sürüyorsunuz. Yoksa düşüncelere dalıyor musunuz sürekli? Yani oturduğunuzda bile şu an, oturduğunuzda kalçanızı, sırtınızı hissediyor musunuz? Oturduğunuz koltuğun desenlerini hissedebiliyor musunuz? Ya da örnek vereyim, nefes alıyorsunuz ya, nefes aldığınızı hissediyor musunuz? Yoksa otomatik mi yapıyorsunuz? İşte bu farkındalık değil mi dostlar? Bu işe yarıyor. Çünkü ne kadar siz hayatınızın farkında olursanız o kadar siz olursunuz. Ve hayatı siz kendiniz kontrol etmeye başlarsınız. Dışarıdaki etmenler, materyal, hazlar, nefisler, nefsiniz, egonuz, duygular, esir olduğunuz korkularınız artık sizi yönetmeyi bırakır. Ve aslında ne kadar özgür olduğunu görürsünüz. Ve artık özgürlük, mutluluk, o sonsuz mutluluk, huzur için ölmeyi beklemek zorunda kalmayacaksınız dostlar. Paranın, zenginliğin, hiçbir şeyin sizi bir bütün kılmayacağını göreceksiniz. Her şeyin kısa sürede olduğunu göreceksiniz. Hiçbir şeyin size mutluluk getirmeyeceğini göreceksiniz. Getirirse bile küçük bir
ateş gibi düşün yani. Parlayacak, sönecek. Hep öyle değil midir zaten? Çünkü hiçbir zaman getirmeyecek. Hiçbir zaman hiçbir şey sizi bir bütün yapmayacak. Çünkü siz zaten bir bütünsünüz. Sizin dışarıda hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Sizin sadece içinizi görmeye ihtiyacınız var. Kalp gözünüzü açmaya ihtiyacınız var. Kalp gözünüzü açmanıza yardım edecek. Artık buna kalp gözü diyebilirsiniz. Üçüncü göz diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Mantra yapabilirsiniz. Mantralar çok güzeldir. Bir nevi buna dua da diyebilirsiniz. Ama yani istediğiniz şeyler kalpten dileyebilirsiniz. Yardım isteyebilirsiniz. Artık bu sizin ruhunuz olabilir. Kendiniz olabilir. Bilinçaltınız olabilir. Melekler olabilir. Aklınıza ne geliyorsa sizi yalnız hissettirmeyen bu dünyada size güven veren, yalnız olmadığınızı hissettiren ruhani bir varlık da olabilir. Aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Bu mantralar işe yarıyor dostlar. Ayna karşısında konuşabilirsiniz kendinizle. Ayna bir manipülasyondur. Ayna bir nevi sizin alt bilincinizdir. Alt bilincinize mesajlar vererek kendinizi değiştirebilirsiniz pozitif yönde. Bu da bir meditasyonla gelen ekstra bir kendi kişiliğinizi geliştirecek, kendi benliğinize döneceğiniz metotlardan biri. Duygu ve düşüncelerinizin esiri olmayacaksınız. Bundan güzel bir şey var mı dostlar? Onların siz olmadığını göreceksiniz. Onların dünyadaki her şeyin aslında sizin için burada olduğunu göreceksiniz. Siz burada para için değil, para sizin için var. Ev sizin için var. Araba sizin için var. Duygular, düşünceler sizin için var. Hayatta her şey sizin için var. Bunun farkına varacaksınız. Onun farkına olduğunda zaten bir bütün olacaksınız. Bir her şeye erişmiş olacaksınız zaten. Ve hiçbir şey aramak zorunda kalmayacaksınız. Bir arayışa girmeyeceksiniz. Her şeyin aslında zaten doğduğumuzdan beri burada olduğunu göreceksiniz. Yani mantığınızı düşünün. Siz bir farkındalıksınız. Bir ruh, bir enerjisiniz aslında. Gözünüz kapattığınızda bile konuşabiliyorsunuz değil mi? O zaman bu beden aslında bir robot gibi taşıyıcı bir şey. Ama bu bedenin hissettikleri aslında sen misin? Hayır, değilsin. Çünkü bu bedeni sen yönetmen lazım. Eğer bedenindeki acılar, korkular, düşünceler seni yönetiyorsa, onların esiri oluyorsan bu sen değilsin işte. Meditasyon bu işe yarıyor. Stresin azalacak. Çünkü stresin kaynaklarını bileceksin. Her şey geldiğinde onun kaynağını sorgulayacaksın. Diyeceksin ki tamam bir anda stres oluştu ama stres nereden geliyor? Çünkü sen gözlemleyen olacaksın. Direkt o stres geldi ona tutulup pap 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 diye atlamayacaksın. Böylelikle kendine vararak, kendi farkına vararak stres duygular varsa ve gerçekten seni kötü bir şekilde etkiliyorsa bilinçli olarak onlardan kurtulmaya başlayacaksın işte. Bu farkındalık. Meditasyon bu işte dostlar. Farkındalığın artacağı için meditasyon sonrasında yadırgamayı bırakacaksın. Empati yapmaya başlayacaksın. Çünkü farkında olduğundan dolayı sana hiçbir şey katmayacağını bileceksin. Sorgulamayı öğreneceksin. İçgüdülerine güvenmeye başlayacaksın. Bakın, dünyadaki insanlar %99 bedenini dinlese, içgüdülerine güvense dünya o kadar güzel olur ki. Ama insanlar o kadar özgüven eksikliği var ki bunu dünyadaki dinler, hayat, sosyal baskı, düşünceler, kalıplaşmış şeyler, hani o kadar çok egolar, o kadar çok bastırılmış bir dünyada yaşıyoruz ki egomanyada. Bizim kendi benliğimizi erişmememiz için sanki planlı yapılmış şeyler. Sürekli utanç, sürekli sen yanlışsın, sürekli yanlışlarla dikte edilmeler. Normal mi bunlar dostlar? Bakın bu beden, bu ruhun içinde yaşıyoruz biz. İçgüdülerinize güvenin. İçgüdünüzün sesine güvenin. İstemediğiniz hayatın, istemediğiniz aslında paranı zorunda hissettiğiniz, öyle olduğunu zannettiğiniz ama aslında neden yaptığınızın bile farkına varmadığınız şeylerin takip etmeyi bırakın. Meditasyon buna yarayacak işte. Bu farkındalık sonrasında gereksiz tüketimi bırakacaksınız. Çoğu şeye ihtiyacınızın olmadığını farkına varacaksınız. Ben hayatımdaki her şeyden kurtuluyorum şu an. Zaten kanalıma bakarsanız görürsünüz. Fazla yemek,
her şeyden kurtulacaksınız. Artık her şeyin aslında sizin için burada olduğunu ve temel amacın aslında sizin bu bedenin hayatta kalması olduğunu göreceksiniz. Ben dedim ya 4 aylık bir süreç var. Dostlar 2 aydan ben 20 kiloya yakın kilo verdim. 95'ten 77'ye küsüre inmiştim. Önceki videoda göstermiştim. Hala inmeye devam ediyor. Ve şu an benim kilom 76 oldu. Ve bu ayın sonunda 70'e düşmeyi planlıyorum. Ve bunu ben istediğim için yapmıyorum. Farkında olduğumdan dolayı bedenimi dinliyorum. Sadece o kadar. Nefsimi değil. Meditasyon bu işe yarıyor işte. Sağlıklı yaşam başlayacak. Sonrasında travmalarınızı yeneceksiniz. Çocukluk travmalarınızı. Çünkü kendinizin farkına varacaksınız. Kendi bilinçaltınızın farkına varacaksınız. Travmalarınız yok olacak yavaş yavaş. Böylelikle bir bütün olacaksınız. Bir sen olacaksın. Ya da biz olacağız artık. Bir tekillik. Her şeyin ya da hiçliğin içine düşeceksiniz. Ve onun büyüsünü sadece engin mutlulukla hayatınızdan tad alacaksınız. Tecrübe edineceksiniz. Ruhunuzu geliştireceksiniz dostlar. Ben demiştim ya hani Buda geleneğinde bir tane hani süreksizlik vardır diye. Hani her şey gelip geçicidir. Her şey yaratılır ve ölür. Sürekli sürelik diye bir şey yoktur. Süreksizlik vardır diye. Dostlar bu video başladığında son 10 dakikasını izlediniz ya. Bitti. Yok aslında. Gelecek de yok. Şu an var. Bu dediklerim bile bir illüzyondan başka bir şey değil. Sadece bir farkındalık, sadece bir tecrübe. Bir enerji. Şu an başka bir şey değil. Onun için hayatınızdaki her şey gelip geçicidir. Sadece şu an vardır. Gelecek yoktur, geçmiş yoktur. Onun için gereksiz sana bir fayda katmayacak. Bu onun sizin anlamına gelmiyor. Geçmiş geleceğe odaklanıp gününüzü harap etmeyin. Bu işte bu harabı kendiniz yapmıyor musunuz aslında? Hep dışarıya suç atıyorsunuz. Hayat böyle, politika böyle, siyasetçiler böyle, para böyle. Sen kendini harap ediyorsun aslında. Ve belli bir süre sonra aslında hayatta her şeyin illüzyon olduğunu ve hayatta artık sizin hiçbir şeyin tatmin etmeyeceğini, çünkü sizin artık tatmine ihtiyacınız olmadığını göreceksiniz. Çünkü her şeyin içinizde olduğunu göreceksiniz. Siz zaten bir tanrısınız. Tanrının bir parçasısınız. Bu evrenin bir parçasısınız. Her kişi birbiriyle zaten bağlantılı. Zaten bunu bildikten sonra zaten arayışınız son bulacak. Emeklilikmiş, ölümmüş, cennetmiş onları beklemeyeceksiniz. Onu zaten bulmuş olacaksınız zaten. Hep aradığınız şey zaten hep buradaydı. Zaten meditasyon da o tatmin duygunuzu alacak dostlar. Sizi şu ana getirecek. Zaten bu anda yaşadığınızda tatmin olmak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü bu anda zaten tatminsiniz. Siz osunuz zaten. Sonra daha da çok sorgulamaya başlayacaksın. Belki bazılarınız için bu hiçlik biraz korkutucu olabilir ama dostlar bu hiçliğin içinde her şeyi bulacaksınız. Korkmayın. Bakın dediğim gibi karanlık olmadan aydınlık olmaz. Bu hiçliğin içinde ne göreceksiniz biliyor musunuz? Hayatta kaybedeceğiniz bir şeyin olmadığını, hayatta kaybedeceğiniz hiçbir şey olduğunu göreceksiniz. Çünkü kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Çünkü her şey var burada. Korkularınızdan, acılarınızdan arınacaksınız. Ölümden korkmayacaksınız. Çünkü ölüm bu beden için, sizin için değil. Siz mantığınızı düşünün. Sizce bu bedenin içine bu ruh ne için girdi? Ya da bu benlik, bu farkındalık. Saçma sapan alkol, oyun, ne bileyim aklınıza gelebilecek aslında nefsinizin, aslında sizin bedeninizin ihtiyacı olmayan yaptığınız her şey, fazla yemek, bağımlılıklar, seks, porno, yani aklınıza gelebilecek bunlar, sinir, stres, ideolojiler. Sizce siz bunun için mi geldiniz ya? Bunları sorgulamaya başlayacaksınız. Meditasyon işte, farkındalık. İşte bu sizi gerçeği görmeye, tekilliğe erişmeye yarar sağlayacak. Bu sizde boşluğa değil, tam tersine doluluğa, değere, o huzura oluşmanıza yarar sağlayacak. Bileceksin ki bu hayatta kimsenin, neyin, hiçbir şeyin sizin o huzur, içinizdeki huzuru kıramayacağını göreceksiniz. Çünkü o huzurun içeriden geldiğini göreceksiniz, dışarıdan gelmediğini göreceksiniz. İçeride zaten olduğunu göreceksiniz.
İçeride sizin yarattığınız huzuru zaten kimse kıramaz ki. Onun için kırılgan değil misiniz işte? Çünkü dışarı bakıyorsunuz. O huzuru, mutluluğu dışarıda aramaya çalışıyorsunuz. Aslında en zoru seçmiyor musunuz? O zor için ulaşıyorsunuz. Ölüme geliyorsunuz. Eski yaşantınızı sorguluyorsunuz. Dostlar işte. Önemli olan da bu. Bu benlik, bu farkındalık bunun için verilmiş. Hayvandan bizi farklı kılan da bu işte. Farkında olmamız. Yemek yerken, otururken, çiğnerken farkında olmamız. Bu işte meditasyon. Örneğin Allah korusun yakınınız öldü, en yakın anneniz veya babanız. Örnek veriyorum ya da yani kötü bir olay. Nasıl hissedersiniz? Kötü hissedersiniz değil mi? Niye hissediyorsunuz? Kötü hissedeceksiniz, kahredeceksiniz kendinizi, cefa çekeceksiniz. Niye? Çünkü böyle olması lazım, böyle öğrendik. Bu benim için hissettiğim şeyler. Niye? Bundan dolayı cefa çekiyorsun işte. Ama nasıl hissetmemem lazım? Bundan dolayı cefa çekiyorsun işte. Kendini bu karanlığın içine kendini sokuyorsun. Bunlar hiçbir şey gerçek değil dostlar. Eğer sen o cefayı sokabiliyorsan, kendin o stresin, o boşluğun, o cefanın, o mutsuzluğun içine sokabiliyorsan, tam tersi mutluluğun içine de sokabilirsin. Negatif şeylere gelirken çok güzel kendimiz yaratabiliyoruz ama pozitiflere gelirken dışarıdan bulmaya çalışıyoruz. En büyük yanılgı değil mi bu dostlar işte? Tüm huzur, engin mutluluk burada zaten. Diyorum, atıyorum örnek verdiğim gibi hani biri öldüğünde ya da Allah korusun yakınınızı kaybettiğinizde. Ben de yakında babamı kaybettim dostlar. İşte en büyük yanılgı bu. Hisler siz değilsiniz, o duygular siz değilsiniz, siz bir gözlemleyensiniz. Bundan dolayı kendimiz birçok gereksiz şeye bağlayarak kendimizi daha da çok mutsuz ediyoruz dostlar. İşte önemli olan hissetmek, ona bağlanmak değil. O duygularınızın esiri olmak değil. Hissedeceğiz mi? Hepimiz hissedeceğiz. Ama o hisleri gözlemleyeceğiz. Onların esiri olmayacağız. Cefa çekmeyeceğiz. Meditasyon farkındalık işte. Benim hayatımda değişen şeyler bunlar işte dostlar. Hissetmeye başlayacaksın. Sonunda hissetmeye başlayacaksın. Yani hissettiğini hissetmeye başlayacaksın. Farkında olduğunu farkına varacaksın. Farkındalığın farkına varacaksın. Yani ya bu kadar ağır yükü yıllar boyunca kim taşımak ister ya? Mutsuzluğu, huzursuzluğu, sosyal baskı, başka insanlar beni kabul etmiyor, daha mükemmel olma, bir kalıbın içine sokulma, hayatta istemediğin şeyleri yapma, hayatta kendi içgüdülerin değil de hiç istemediğin, sanki sen olmayan farklı bir kişiliğe dönüşme. Yani bu kadar ağır yükü kim taşımak ister? Niye taşıyorsunuz? Çünkü diye bir şey yok. Bunların nereden geliyor? Sorgulayın. Çünküler, amalar nereden geliyor? Meditasyon bu işte dostlar. Ben de bunları sorgulamama sebep oldu. Engin mutluluğa erişmeme sebep oldu. O hissizlikte bu hissettikleriniz hepsinin bir bütün tekil olduğunu gördüm. Hiçbir şeyin her şey olduğunu gördüm. İşte ego ölümü gerçekleşti. Ego ölümü gerçekleşecek dostlar sonunda ve en sonunda ego ölümü gerçekleştiğinde o zaman işte tam farkına varacaksınız. Çünkü sizin, mesela benim 30 yıllık bir kişiliğim vardı ve yeni bir kişilik oluşmaya başladıktan sonra, çünkü eski hayatımı geride bıraktım, egom hala içimdeydi. Çünkü hala egom benimle savaşıyordu. Büyük bir savaşa gireceksiniz. Ve o savaşta sürekli egonuz, duygular, düşünceler sürekli baskılayacak. İşte önemli olan orada gözlemleyici olup diyeceksiniz ki senin gitme vaktin, artık bu benim. Yeni Hüseyin'im, örnek veriyorum. Artık senin gitme vaktin veya alışma vaktin. Yeni ego, yeni kişilik oluşma zamanı. Bu olacak dostlar. Artık gerçekliği objektifleştirmeyeceksin. İsim vermek zorunda kalmayacaksın. Senin için artık mutluluk, mutsuzluk diye bir şey olmayacak. Her şey olacak, kişilik olacak. Ya garip değil mi ya? Hiç hepiniz denemlemediğiniz şeylerden korkuyorsunuz. Aslında siz korkmuyorsunuz. O kadar kırılgan, travmalarla yorulmuş, o kadar eksik bırakılmış ruhlarız ki kimse bizim kendimizi tanımamıza izin vermedi. Şimdi gelin kendinizi tanımanıza izin verin, meditasyon yapın dostlar. Böyle. Size bugüne kadar yapılmış
meditasyonum ve benim kundalini uyanışımdan sonra bu meditasyonla başlayan kişilik değişiminde oluşanlara size anlatayım dedim. Meditasyon sonunda sizlerin belli bir süre sonra nelerle karşılaşabileceğiniz, ne gibi faydalı olabileceğinizi anlatmaya çalıştım işte. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Hoşça kalın.